Buranın herhalde en meşhur sokaklarından bir tanesi de bu. Hangi tarafa gidiyoruz? Lan yanlış tarafa doğru yürüyormuşuz. Bayağı da uzaklaştık. Daha önce bu kadar büyük karides görmemiştim ben. Bunlar zaten çok acayip. Çok da güzel görünüyor yani aslında. İştah açıcı gözüküyor. Orada kalamar yapıyorlar. Fotoğraf çekinen ablalar yol kenarında asla bitmiyor. Sayıyor musun? Copied all money that we have. Oh, today we will have really nice evening. Oh, we will spend all our money. Six need. Six need, yes. Burada bozuk para zengini olduk. Çünkü bozuk parayla alınacak pek bir şey yok. Onları da kullanamıyoruz. Sürekli cepte kalıyor. Kağıt para verip bir şeyler almak daha da kolayımıza geliyor. Dolayısıyla sürekli böyle bozuk para birike. Yani bir ton bozuk para var elimizde şu an. Şimdi buradan bir taksi çevirip Klongtae metro istasyonuna gideceğiz. Oradan da metroyla Chinatown'a geçeceğiz. Sawadikap. Klongtae Metro Station. Klongtae Metro Station. Klongtae. Klongtae, yes. BTS? MRT. Okay. Klongtae. Klongtae, yes. Toy Kong. Yes. Şimdi taksiden indik, metroya geldik. İki tane metro var burada. Bir tanesi Skyline, yani yukarıdan geçen BTS. Diğeri de MRT, yer altından giden. Şimdi yer altından giden metronun Klongtae istasyonundayız. Buradan Chinatown'a gideceğiz. Burası şeye göre, diğer metro hattına göre biraz daha az kullanılan bir hat sanırım. Hem çok boş, bir de bir tık bizim metrolara benzettim burayı. Bilet alacağımız yeri bulmamız lazım ama normalde biletler şuradan alınıyordu. Buralar kapalı. Bakalım bulabileceğiz mi bilet alınacak yeri. Şu şeylerden alacağız galiba, makinelerden. It doesn't work. Şimdi şurada İngilizce çevirebilirsek. Buradaki sistem şöyle çalışıyor. Şu an bulunduğumuz istasyon Klongtae istasyonu. Biz Wat Man Kong'a gideceğiz. Şuraya. Seçebilirsek. Seçemiyoruz. Can you do it? Nah, yanlış şey seçtik. Hayır, cancel diyeceksin. Aha. Okay. Tekrar İngilizce. İngilizce. Wat Man Kong. Oyun gibi o. Oyun gibi. Getiremiyorum da şeyin üstüne. Ha gayret. Ha gayret. Ya gelsene şuraya. Dene. Tam onun üstüne gelince üstüne atlıyor. Hah. Ah. Bravo. İki tane lazım bize ama. Şimdi iki tane yapacağız bunu. İki tane seçemiyoruz. Teker teker alacağız galiba. We can't think. Yeah, maybe we will buy one by one. I don't know how to take it to. Okay, let's try. I have a lot of coins. Tamam. Coinleri, şey, bozuk paraları burada kullanacağız. Okay.
tanesini geri verdi. You can give only... Kaç veriyorsun? Sadece 10, 5, 1 kabul ettiğinden diğerlerini geri veriyor tabii. Six more. I have. Five, one. Here one. Put. Nice. Evet. Sonunda biletimizi aldık. Take your token. Nice. One more need. Bir tane daha alacağız şimdi. You better at this. I can't do it. You. Ah, bravo. Evet. Sonunda iki tokenımızı da alabildik. Artık gidebileceğiz. Ya bu çok enteresan. Token'ı buraya gösteriyoruz. Kapı açılıyor. Şimdi tekrar edeyim. Biz buradayız. Klong Toy'dayız. 1, 2, 3, 4, 5 durak. 5 durak sonra Batman Kong'da ineceğiz. Yulia da bu arada kendi videosunu yapıyor. Metro bomboş. Neden böyle olduğunu anlamadım. Hiç kimse yok metroda. Geldi de çok kalabalık geldi ya. Çok kalabalık. Because of the angle you look so different. Hangi tarafa gidiyoruz? Which side we should go? I don't know. Şimdi metrodan indik. Yukarı çıkacağız. Tokenlarımız elimizde. Muhtemelen çıkarken bu tokenları yine okutup dışarı çıkacağız. Şimdi asansörü kullanarak dışarı çıktık. Buraya çok güzel bir görsel çizmişler. Şu Çince, muhtemelen bu da Çin kültürüyle ilgili bir görseldir. Şimdi dışarı çıkacağız ama hangi çıkıştan gideceğimizi de tam bilmiyorum. Burada bir tane tapınak var. Wat Man Kong. O taraftan çıkarsak, muhtemelen içine girmesek bile dışını gösterebiliriz diye tahmin ediyorum. Önce tapınağı. O yüzden önce oradan çıkalım. Sonra Chinatown'un içine doğru devam edelim. Planımız bu olsun. Şimdi bunu çıkış şuradan içeri atıyoruz. Kapı açıldı. Geçtik. Şimdi bu üçüncü çıkıştan çıkıyoruz. Çıkar çıkmaz da karşımıza bir pazar geldi. Tam karşıda bir pazar var. Şimdi metrodan iner inmez bizi karşılayan böyle bir cadde oldu. Şimdi biraz bu istikamette yürüyeceğiz. Eğer buradaki tapınağı görüntüleyebilirsek tapınağı görüntüleyeceğiz. Arkasından o meşhur Çin Mahallesi'nin ana caddesine doğru yürümeye devam edeceğiz. Lan yanlış tarafa doğru yürüyormuşuz. Bayağı da uzaklaştık. Çok da dikkat etmedim telefon uçak modunda olduğundan. Şimdi bari bu tarafı gezelim, ondan sonra dönüşte belki açıksa orada gösteririz. Yoksa yapacak bir şey yok. Şimdi bu Plangnam yolu. Vallahi ismi tam böyle mi telaffuz edilir emin değilim ama zaten alta yazarım. Buranın herhalde anladığım kadarıyla en meşhur sokaklarından bir tanesi de bu. Banana roti yapıyorlar galiba. Roti you want, Julia? Neyse Julia videoyu çeksin, ben biraz da etrafı göstereyim. Ya keşke buraya arabalar girmese. Madem yürüme yolu, neden buraya arabalar giriyor? O da enteresan. Yani şimdi bugün yine burada yiyecek bir şeyler bulmaya çalışacağız. Ama benim Tayland'a geldiğimden beri gerçekten akşam yemeklerim özellikle inanılmaz bir macera haline dönüyor. Çünkü genel itibariyle
uzakta o mutfağına ya da en azından yani Tayland'daki yemeklere çok alışamadım. Özellikle çok tuzsuz falan yapıyorlar yemekleri. Yağları da çok azalıyor. Bakalım ne yiyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Gözümüze hoş geleni muhtemelen yiyeceğiz. Çünkü ne olduklarının çoğunu bilmiyorum bile yani. Julia tarafından sabotaja uğradı. Tabi inanılmaz bir insan kalabalığı var. Şehrin en yoğun yerlerinden birisi bu. Aa, kestane. Bangkok'ta kestane yapan yer görmemiştim daha önce ama burada kestaneler çok ufak. Bizimkiler gibi değil. Bizimkiler bunun neredeyse iki katı falan. Yine tuk tuklar. İçindeki tam olarak ne olduğunu anlamadım ama kestaneyi çok farklı pişiriyorlar. Taş gibi bir şeydi. Herhalde onu ısıtıyorlar, onunla pişiriyorlar kestaneyi ama oradaki satıcı telefonda bir şey izliyordu. Kulağında kulaklık vardı. Bir iki kere iletişime geçmeye çalıştım. Herhalde anladı sorup ki devam edeceğimi, almayacağımı, beni ignore etti. Işıl ışıl bir yer ya. Yemin ederim. Şu tabelalar çok keyifli gözüküyor. Özellikle şu an akşam saati olduğundan dolayı. Şöyle bir gerçek var. Bir yandan yürüyoruz, bir yandan yemeklere falan bakıyoruz ama özellikle ben uzak doğu mutfağına biraz mesafeliyim. Yani özellikle bu sokak yemekleri falan çok beni cezbetmiyor. Özellikle beklemiş olanları hiç yemek istemiyorum. Burada bazı yerlerde tabii şey falan da satıyorlardı. Japon yemeği falan da satıyorlardı. Belki eğer bulabilirsem onlardan yemeyi düşünüyorum bu akşam. Onun dışında bakalım yani. Deneyecek bir şey bulabilirsek deneyeceğiz. Bu bölüm caddenin soluna devam etmeyeceğiz buraya. Şuraya gireceğiz. Bakalım. Ya bu arada yaka mikrofonu kullanıyorum. Yaka mikrofonu tişörtümün içinde. İnşallah bir cızırtı falan size gelmiyordur ve sesim yeterince geliyordur. Çünkü genelde bu kadar kalabalık yerlerde video çekmedim henüz. Çektiğim videolarda genelde çevre sessizdi. Özellikle parka falan gittim zaten. Opak'ta zaten hep sessiz yerler. Yani hiçbir ses yok. Dolayısıyla orada bir sorun yaşamadım ama bugün göreceğiz bakalım nasıl olacak. İnşallah seste sorun yaşamıyorumdur şu anda. Buradaki kokular güzel, kokular güzel. Bakalım. Ya özellikle şöyle beklemiş yemekleri yemeyi tercih etmiyorum. Bu da durian var. Meyveler. Burası popüler bir yere benziyor. Burası çok kalabalık. Yemek yiyen çok insan var. Julia nereye kayboldu ya? Burada çılgın deniz ürünleri var. Burada dev karidesler. Bunlar ıstakoz muydu ya? Sanırım bunların ismi de ıstakozdu. İstakozlar, şurada midyeler. Daha önce bu kadar büyük karides görmemiştim ben. Bunlar zaten çok acayip. Şöyle biraz yakın çekelim size. Şurada karidesleri ortadan açmış. Is it shrimp? Is that shrimp? No, no, this one. Evet, küçükler karides ortadan ikiye açmış. Hürmüzde yakarak pişiriyor valla. Altta da zaten şey var. Şu ne ya? İstakoz mu bu? Valla bunun ne olduğunu bilmiyorum ama çok da güzel görünüyor yani aslında. İştah açıcı gözüküyor. Biri burada karidesleri ortadan açıyor. Diğeri de burada pişiriyor. Çok kalabalık burası. İnanılmaz kalabalık bir yer. Muhtemelen şu anda sezonda değiliz. Sezonda olsaydık daha da kalabalık olurdu. Şu an Haziran ayındayız. Haziran ayı daha önceki videolarımı izlediyseniz orada bahsetmiştim. Yağmur mevsimi Tayland'da. Dolayısıyla tam sezon olarak geçmiyor. İnsanlar da çok gelmiyor. Ama ben buraya geldiğimden beri 2 ya da 3 kere falan maksimum yağmur yağdı. Onun dışında hiç yağmur yağmadı. Yağan yağmur da yani
genelde bir saat falan yağıyor. Bir saat, iki saat ya yağıyor ya yağmıyor. Sonrasında zaten yarım saatte kuruyor. Ve bu dönemde, yani bu sezonda, en azından Haziran sezonunda buraya gelmek bence daha mantıklı. Çünkü her şey genelde daha ucuz oluyor. Yani kalacağınız yer daha ucuz oluyor. İşte tura gitmek istiyorsanız tur daha ucuz oluyor genel itibariyle. O yüzden ben tekrar onu hatırlatayım. Buraya off sezonda geldiğim için mutluyum yani. Bir de burada tabii fotoğraf çekilen ablalar yol kenarında asla bitmiyor. Burada bir sıra var herhalde. Bu sıra kesin yemek sırasıdır. Şurada da muhtemelen ünlü bir sokak satıcısı falan vardır herhalde. Burada kalamar yapıyorlar. Karides falan yapıyorlar. Şurada ahtapotlar falan var. Maşallah hızlılar. Çocuklar müzik yapıyorlar. Ama gerçekten çok kalabalık. Yani bizim İstiklal Caddesi kadar var neredeyse. Sezonda olmadığımızı düşünecek olursak bu kalabalık iyi bir kalabalık yani. Yani burası şu anda bir otoyol. Otoyolun iki yanında sokak yemekleri yapan tezgahlar var. Şöyle de kötü bir tarafı var olayın. Şimdi mesela biz yürüyoruz, bir yandan da görmek istiyoruz. Görmek için yürüdüğün için ne yiyeceğine de karar veremiyorsun. Vallahi caddenin neredeyse sonuna geldik ama kendimize yiyecek pek bir şey bulamadık şimdilik. Gerçi dediğim gibi yani sürekli bakıyoruz yani yemek için değil de ne varmış görmek için baktığımızdan yemeklere insan ne yiyeceğine de karar veremiyor. Tamam bunu da gördük hadi ötekine bakalım gibisinden bir kafayla yürümeye devam ediyorsun. Şurada her zaman fotoğraf çekinen birileri oluyor mutlaka da şunlar bozuyor ya. Şunlar bozuyor biraz fotoğrafları. Evet, sonuna geldik artık. Cadde burada bitiyor. Biz yiyecek bir şey bulamadık. Güzel bir yer, yani ilgi çekici bir yer. Ama bir kere gelirsin buraya. Bir kere gelirsin. Etrafı görürsün, ışıkları görürsün. Fotoğraf çekersin. Ondan sonra kendini çekersin. Ondan sonra da bir daha gelmezsin buraya yani. Ne yemek yemek için gelirsin, ne gezip görmek için bir daha geleceğin bir yer değil yani. En azından bu caddeden bahsediyorum. Allah'tan hava çok sıcak değil. Şu an dediğim gibi birazcık şeyler düşük olduğu için şu an 30 derece falan. O yüzden gerçekten çok güzel bir hava yürüyüş yapmak için. Arkadaşlar bir süre sadece etrafı göstermek için kayıt alacağım. Biraz da yoruldum, biraz da açım. Konuşmaya artık çok enerjim kalmadı. Alabildiğim kadar görüntü almaya devam edeceğim. Buradan çıkana kadar.
You lost me. Vallahi şöyle bir yer bulduk, menüye bakıyoruz. Beğenirsek giyeceğiz. Orayı beğenmedik, orada sadece domuz etli yemekler kalmış. Şimdi başka bir yere bakıyoruz. Aa, buradaki seçenekler fazla, belki bir şey çıkar buradan. Yani dönüp dolaşıp bunu yiyoruz zaten, fried rice yiyoruz burada. Ben tavukla yiyorum, Julia deniz ürünleriyle yiyor. Dönüp dolaşıp bunu yiyoruz yani, ya da noodle. Vallahi artık buraya oturuyoruz yani, yapacak bir şey yok. Şimdi son karar, Julia dry seafood yiyecek. Ben kızarmış tavuk yiyeceğim. İçinde kaju da varmış. Bir de şundan alacağız yani ortaya. And one. Ah, it's different. This one. This. Drink water for a lemonade. Coke for me, Coke for you. Cola. Bu iptal. Bundan alacağız. Buraya özel bir şeymiş. Ne olduğunu bile bilmiyoruz ama bakalım. Şimdi bir tane bira aldık, bölüşeceğiz. Bu da mikrofona söyle, mikrofona al. He always do same mistake. He like drink beer with the food when beer cold. I like drink before. Of course it should be cold, but I like when I wait food drink beer. He don't like it. Every time he order beer for us bring it before food because he didn't say this like can you bring it with the food, yeah. Food. And every day this gives same reaction like oh. Every time it's my time. Evet, şimdi yemekler geldi. Benim yemek bu. Bu tavuk var, soğan var içinde. Kaju var. Böyle tatlı ekşi bir sos var. İlk defa hayatımda biter yemeğinin bu kadar yağlı olduğunu gördüm. Tadı güzel, tadını denedim. Güzel ama çok yağlı. Julia'nın standart bildiğimiz pilav. Bizim Mevlüt pilavı gibi yapmışlar. İçinde de deniz ürünleri var. Gördüğüm kadarıyla kalamar var. Biraz yumurta var. Bir de şu ne? Karides var. Bir de ortaya böyle bir şey söyledik. Bu da kızarmış. Bunun ismini bilmiyorum ama ismini öğrenince yazacağım. İçinde ne olduğunu biliyorum. Do you know what's inside? Onion and probably rice noodle rice paper. I don't know. Yani ne olduğunu tam bilmiyoruz ama bunu öğrenip alta yazıyorumdur şu anda muhtemelen. Neyse, bize afiyet olsun arkadaşlar. Yemekten sonra görüşmek üzere. Şimdi ben burada ne zaman tavuk yemeği yesem mideyi bozdum. İnşallah bu sefer bozmayacağım ama bunun tadı çok güzel, çok lezzetliymiş. Sadece çok ağır bir sosu var, bayağı yağlı. Ama tadı çok güzel. Kajular da var içinde. Kajuların tadını almak da güzel oluyor. Bir de şu aldığımız var. Arada sırada şundan da yiyorum. Bunun içine de, bunu da soyanın içine sokuyoruz, soya sosunun içine. İçinde şöyle. Julia yediğini hiç beğenmedi. You didn't like it, yes? No, my plate looks not hiç beğenmedi o ya. Your squid fish, how it's called, I don't know. I think it's calamar, I don't know what yes, is it. But... Yes, calamar. Yeah. O hiç beğenmedi onu. Couple of shrimp, eggs, rice, they probably use a lot of... pardon. Yeah, it's rice. O bu konularda çok şanssız gerçekten. Yeah. Genelde... aldığı şeyleri yemiyor, beğenmiyor. Yeah, I'm not so lucky today. Neyse arkadaşlar, bu video şimdilik biz çıkış yapıyoruz artık Chinatown'dan. Bu video bu kadar olsun. Yorulduk yani, kalabalıktan yorulduk. Kaç, 2 saattir falan buradayız belki ama gerçekten kalabalıktan yorulduk. Bu videoyu burada bitirelim. Bye. Say bye. Bye bye. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.